Uyan, Ares. Ares, uyan. Ares, uyan. Sen de kimsin? İnşirah arayan kalpleri gezen bir garip seyyah. Gel otur şöyle. Bana neden verdin? Su rahmettir, berekettir. Kalpleri ekilmiş tohumları filizlendirir. Benim kalbimdeki tohumlar çürüdü. Ben yalnız, terk edilmiş, yenik bir adam. Kaybettiğin bir kale, bir unvan sadece. Halbuki insanın en değerli hazinesi kalbi ve ruhudur. Hakiki mağluplar kalbi ve ruhu körelmiş olanlardır. Seni terk edenler zulüm ehilleridir. Senin kalbin aydınlığa gebedir. Peki, ya çektiğim bütün bu acılar, döktüğüm gözyaşları? Senin bugüne kadar yürüdüğün yol hak yolu değildi. Batıl bir davanın peşinde rüzgara kapılmış kuru bir yaprak gibi sürüklenmekteydin. İmdi yeniden doğmanın, filizlenmenin sancısını çekiyorsun. Döktüğün gözyaşları, kalbinin üzerindeki pusları temizleyip akıtıyor. Öyle olmasa Allah sana bu sancıyı vermez, bu yaşları döktürmezdi. Zira Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi, Allah kalplerin özünü hakkıyla bilendir. Peki,
Benim gibi büyük bir günahkar. Hele ki siz Müslümanlara zulmetmiş birisi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de... Ey kendilerinin aleyhinde aşırıya giden kullarım. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o bağışlayandır. Çok merhamet edendir diye buyurur. Sana düşen ümitsizliğe kapılmamaktır. İçtiğin su da, akıttığın yaşlar da rahmet pınarıdır. Sözleriniz bana o kadar iyi geldi ki. Akan her bir gözyaşımda kendimi bulur gibiyim. Lütfen. Bana söyleyin. Dininizi daha iyi nasıl tanıyabilirim? Bizim dinimizde yeyse yer yoktur. Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, zulme karışıp günahkarlığı şiar edinmedikçe ne kapılar kapanır ne de varacağın yollar tükenir. Yüce dinimiz İslam'ın kapıları, o kapıyı samimiyetle arayan herkese açıktır. Durun, lütfen, lütfen gitmeyin. Gitme, beni burada tek başıma karanlıkta bırakma. Tekrar zincire vurulmak istemiyorum. Senin karanlığını... kalbine tecelli eden hidayet ışığı yok edecek. Kalbine vurulmuş zincirleri de... Allah'ın sana bahşettiği rahmetle çözeceksin. Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinde olsun. Gitme. 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 Su rahmettir, berekettir. Kalplere ekilmiş tohumları filizlendirir. Thank you.
Emir Hazretleri, Allah sizi muhafaza eylesin. İnşallah bu iftiralardan tez vakitte alnınızın akıyla kurtulursunuz. Göktü, benim sadık kulağım, evladım. Biz daima doğru yolda yürüdük. Bu yola kellemizi koyarak çıktık. Mukadderat neyse onu baş tacı edeceğiz. Emir Hazretleri, siz benim atamdan da ötesiniz. İçinde bulunduğunuz bu durum bana büyük ıstırap verir. Keşke imkan olsa da sizin yerinize canımı verebilsem. Allah büyük göktü. Sultanımız adaletten sapmayacaktır. Adalete karşı hepimizin boynu kıldan incedir. Eğer ölürsem devletimize sadakatle hizmet etmeye devam edesin. Bu devletin senin gibi cesur ve sadık adamlara ihtiyacı var. Beni de asla unutmayasın. Emir Hazretleri. Yeter bu kadar. Vakit geldi. Götürün gayrı. Nerede kaldı bu? Ulak mıdır nedir? Burada böyle elim kolum bağlı beklerim. Hele bir gelsin, yerlerini söylesin. Ben bilirim ne edeceğimi. Bamsı, aman ha. Sakın ulağa bir şey etmeyesin. Yolladıkları ulak geri dönmezse hatunlara bir kötülük ederler. Doğru dersin Artuk Bey, doğru dersin. Öfkeme hakim olacağım. Öfkeme hakim olacağım. Destur var mıdır Aymana? Gelesin. Komutan Titan kararınızı merak ediyor. Bamsı. Sen şimdi ona gidip diyesin, biz kararımızı verdik. Ares'i getireceği, hatunları alacağı. Sen hele yeri diyesin bize. Komutan Titan gün batmadan Kör Vadi'de bekliyor olacak. Düşman dört bir yandan açımızı kollar Ayma Hatun. Kaleyi de boş bırakmamamız icap eder. Ben kaleye varayım. Doğru dersin Artuk Bey. Hızlı olun. Tekfur bizi bekliyor. Gün batmadan Bilecik sınırına varmamız lazım.
yapmam Geloz. Muzaffer Sultan Alaaddin Keykubat Hazretleri. Aziz, Emir Saadettin'i huzuruma getiresin. Saadettin, Ertuğrul Bey'in hakkındaki ithamlarını dün gece gözüme uyku girmeden düşündüm. Ares'in iddialarını da göz önünde bulundurarak bir hükme vardım. Hakkındaki iddialar hafife alınmayacak kadar güçlüdür. Hele ki bu iddiaların sahibi Ertuğrul Bey ise bunların tetkik edilmesini isterim. Casuslarım Nikea'da, pervanelerim ise devletimin her köşesinde bu iddiaların peşine düşeceklerdir. Seferden döndüğümde kesin hükmümü vereceğim. Evvela Allah'ın, sonra sizin adaletinize güvenirim sultanım. Seni tüm vazifelerinden azlediyorum Saadettin. Bundan gayrı devlette hiçbir yetkin yoktur. Götürün. Sultanım. Ya imdi huzurunuzda Emir Saadettin'in kellesini alırsınız. Ya da korkarım, bu adam gün gelir devletinizi yıkar. Vebali de sizin boynunuza kalır. Yeter Ertuğrul Bey, yeter. Sen vazifeni
hakkıyla yerine getirdin. Kararım kesindir. Gayrı haddini aşmayasın. Senin vazifen benim sana verdiğim emirleri yerine getirmektir. İmdi uç belliğine varıp vazifenin başına geçesin. Götürün. Turgut, saldırın! Gebertin şunu! Gelin hele gelin. Ecelinize gelin soysuz köpekler. Barbar Türk. Gebermeyeceksin soysuz. Evvela hatunların yerini söyleyeceksin. Kader hükmünü verdi Emir Saadettin. Bırak günler geceler dilediğini yapsın. Kader hükmünü verdiğinde gönlünü hoş tut. Gecenin şehveti için sabırsız olma. Ne can baki, ne canan baki. Mahberi Hatun'a sadakatim daim olacaktır. Bugün hala yaşıyorsam onun sayesindedir, bilirim. Ya sultanımız? Sultanımızın vesveseleriyle, tayin ettiği veliahtla devletimizi felakete sürüklemesine elbette mani olacağım. Azledilip sürgün edilseniz dahi mi? Benim azlim kolumu kanadımı kırmaz. Bilakis bana güç verir.
Şehzade Gıyasettin'in tahta oturması için bu kudretimi kullanacağım, göreceksin. Nasıl? Bırak da herkes elindeki azameti kadar konuşsun. Saraydan ayrılmadan evvel Mahperi Hatun'a bir ziyarette bulunmak isterim. Bu ziyaret Mahperi Hatun'u ziyadesiyle memnun edecektir. Şehzade Gıyasettin'e saltanat yolunu açtığım vakit göreceksin memnuniyetini. Kapı. Bu saraya bir daha geldiğimde tahtın sahibi ben olacağım. Emir olarak seninle baş edemediysem, sultan olarak hakkından geleceğim Ertuğrul. Söyle. Hatunlar nerede? Beni konuşturamaz. Çok merak ediyorsan git kendin bul. Ya söyleyeceksin ya da geberip gideceksin. Beni öldürürsen başına nasıl bir bela açacağının farkında değilsin. Dur! 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 Benim babam Bilecik Tekfur'dur. Ve babam imparatorun en önem verdiği adamdır. İyi o vakit. Seni Karacahisar Kalesi'ne götürüp tüccarların karşısına çıkardığımda, iki masum hatunu kalleşçe kaçırdığından sebep seni esir aldığımı söylediğimde, İmparator babandan, baban da senden yıkılan itibarının hesabını sorarken açıklamanı Tekfur olan babana yaparsın. Konuşana kadar sürüneceksin soysuz köpek. Kalk. 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 Yürü. 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 Kılıçlarınızı iyice keskinleştirin. Paramparça yapacak hale gelsinler. Anlat ne dediler? Bamsı Tekfur Ailesi getirmeyi kabul etti. Gün batmadan kör vadide bekliyor olacak. Zavallılar. Ares ellerinde olmadığı için buraya vuruşmaya gelip akıllarınca bizi tuzağa düşürmeye çalışacaklar. Tuzak nasıl kurulurmuş onlara göstereceğim.
Söyleyin bakalım. Kocalarınızın kellesini almak için kılıcımı daha da keskinleştireyim mi? Kim kimin kellesini alacak göreceğiz. Bunların eline bırakamayız. Buradan kurtulmamız lazım. Hazırlıklı olasın. Müsaade var mıdır Emir Hazretleri? Gel, gel. Fakirhaneme veda vakti gelmiştir Göktuğ. Hayatta olduğunuz için sevineyim mi? Yoksa azledilip sürgün edildiğiniz için kahır mı olayım bilemiyorum Emir Hazretleri. Kutlu Dağ'ın zirvesinde yaşayanlar için en küçük bir yel kasırga, tatlı bir güneş ışığı cehenneme dönüşebilir. Ölene dek size hizmet etmeye yemin ettim. Ertuğrul, Ares'i canını bağışlamak karşılığında konuşmaya ikna etmiş. Tanıdığım Ertuğrul sözünde duracaktır. O soysuz keferenin yaşamasına müsaade edemeyiz. Önüme çıkan kim varsa bir bir canını alacağımı bilirsin Göktuğ. Şimdi sırada Ares vardır. Onun peşine düşeceksin. Onu yakalayıp kellesini vurmam için bana getireceksin. Sadık askerlerinizle emrinizi yerine getireceğim Emir Hazretleri. Şimdi gidesin. Kapı! Elveda Emir Saadettin. Hoş geldin Sultan Saadettin. Nereye gidersin Ertuğrul? Söz verdiğim gibi Ares'i azat etmeye halime. Sen de hazır olasın. Tez vakitte yola koyulacağız. Ertuğrul, Ares'in sana karşı hıncı çok büyüktür. Sen de bilirsin ki intikamını almak için geri dönecektir. Sultana gelip hayatı için devletin sırlarını veren bir zavallıdır o. Artık değil ordusu, tek bir askeri bile yoktur. Buradan dönecek bir yurdu bile yoktur Halime. Yine de korkarım Ertuğrul. Bizim evladımıza bile tasallut etmiş bir adam o. Karacahisar'dan gelirken sana Ares'in bize Saadettin'i vereceğini demiştim.
Hala da aynı şeyi düşünüyorum. Hatunlarımızı kaçıran soysuzlardan biri. Adı Angelos. Bilecik Tekfur'un oğluymuş. Bu kefere hatunlarımıza karşılık kozumuz olacak. Öyle dersin de evladım. Bamsı çoktan hatunları kurtarmaya gitti. Sen ne dersin ana? Bamsı yerinde duramadı. Zaten kabına sığmazdı. Başka çaresi kalmadı. Alp'in yüzünü kapatıp Aresli'ye gösterecek. Ah Bamsı. Ah Bamsı. Sana dediydim. Bu iş olmaz dediydim. Belli ki bu işin içinde bir oyun var ana. Bu kefereler onları tuzağa çekmek ister belli ki. Hepsi ölecek. Onların ölüsünü dahi bulamayacaksınız. Sen sus. Sen sus soysuz. Nereye gittiklerini bilir misin ana? Kör vadi dediydiler oğlum. Başlarına bir iş gelmeden bu soysuzu oraya yetiştirmem gerektir. Git oğul. Yetiş. Kalk. Kalk dur. Dur. Vakit geldi Ares. Sen sözünde durdun. Şimdi sıra bendedir. Beni gerçekten serbest bırakacak mısın? Niye şaşırdın? Sen... Dostlarım... Tanıdığım herkes beni sattı. Hiçbiri sözünde durmadılar. Şimdi senin gibi bir düşman bekletmeden sözünde durunca. Benim sana düşmanlığım kendi nefsim için olaydı. Şimdiye dek seni paramparça ederdim Ares. Sana bir söz verdim. Şimdi sözümde durma zamanıdır. Dostumda, düşmanımda mert olanıyla karşılaşmayalı yıllar olmuş. Ertuğrul Bey. Sana dost olamadım ama... düşmanın olabilmek bile onurdu. Senin için bir at hazırlattım. Terkisinde de bir kese altın vardır. Bu vakitten sonra kendi başının çaresine bakasın Ares.
Bir daha sakın ola karşıma çıkmayasın. Bu defa affetmem.